Zamanda yolculuk yapmayı eminim birçoğumuz istemişizdir. Günümüzün en tartışmalı komplo teorilerinden birini bu belgeselde tartışmak istiyorum. İtalya'nın Venedik şehrinde Katolik bir rahibin bulduğu iddia edilen bir cihazdan bahsetmek istiyorum. Bu cihaz aynı zamanda kuantum fiziğinde derece yapmış bir rahip tarafından da geliştirildi. Çalışma prensibi çok tuhaftı. Geçmişteki elektromanyetik radyasyonu çözümleyerek çalışıyordu. Günümüzde ise CIA'den sızan bilgilerden sonra yeni iddialar ortaya atıldı. Bu bilgilere göre kronovizör, MI6 ve CIA gibi gizli servisler tarafından da kullanılmaktaydı. Hatta bazı komplo teorisyenlerine göre CIA bu cihazı ABD'nin politikalarının belirlenmesi aşamasında bile kullanıyordu. CIA'den sızan bu bilgilerden sonra uzun süredir Vatikan'dan bir açıklama gelir mi diye beklenmekte ve bu iddiaların gerçek olup olmadığı ayrıca merak konusu. Şimdi arkanıza yaslanmanızı ve belgeselin akışına kendinizi bırakmanızı istiyorum. Güzel ve hızlı bir yolculuğa başlıyoruz. ...1960'lardan 1990'lara kadar Peder Pellegrino Ernetti, İsa Mesih'in çarmıha gerilmesini gözlemlemek için kullandığı kronovizör adlı bir zaman makinesinin yaratılmasına yardım ettiğini iddia etti. Emanuela Orlandi'nin 1983'te faili meçhul bir şekilde ortadan kaybolmasından apostolik arşivi olarak bilinen gizli bir belge koleksiyonuna kadar Vatikan'ın tarihi sırlarla doludur. Ve Vatikan'ın sözde sırları arasında hiçbiri kronovizör efsanesinden daha da tuhaf olamaz. Kronovizörün kullanıcıya zaman içinde görme yeteneği veren bir cihaz olduğu söyleniyor. Varlığı hiçbir zaman kanıtlanmamış olsa da Vatikan rahibi Peder Francois Brunet'in 2002 tarihli bir kitabı aksini söylemekte. Brunet'e göre kronovizör, keşiş olan Peder Pellegrino Ernetti tarafından geliştirildi. İddiaya göre Ernetti, 1960'ların başında Brunet'e güvenip ünlü fizikçi Enrico Fermi ve eski Nazi bilim adamı Wernher von Braun da dahil olmak üzere toplamda 12 bilim adamının onu inşa etmesine yardım ettiğini söyledi. Tüm dalga boylarında ses ve ışık sinyalleri alan katot ışınları, antenler ve metallerden yapılan kronovizör, iddiaya göre bilim adamları ekibinin İsa Mesih'in çarmıha gerilmesi de dahil olmak üzere geçmişteki olayları belgelemesine izin verdi. Bu nedenle makine, geçmişe ilk elden bir bakış sağlayarak mukaddes kitabın öğretilerini doğrulayabilirdi. Kronovizörle ilgili fiili bir kaynak, Brunet'in 2002 tarihli kitabı Le Nouveau Mystère du Vatican'dır. İçinde Brunet, Peder Ernetti ile nasıl tanıştığını anlatmakta. Brunet gibi Ernetti de sakin bir mizaca sahipti. Eski dillerin tarihinde ise çok bilgiliydi. Ama çok geçmeden Ernetti sohbetlerini bilime yöneltti. Brunet, Ernetti'nin bir zaman yolculuğu cihazı aracılığıyla gerçeğe erişebildiğini söylediğinde Hristiyan İncil'in yorumlanabileceği birçok yolu açıklamaktaydı. Ernetti, kendisinin ve bir grup ünlü bilim adamının geçmişi ortaya çıkarmak için ortak bir arayış içinde bir araya geldiklerini iddia etti. Bilim adamlarından biri 1938'de Nobel Fizik Ödülü kazanan Fermi, diğeri ise NASA'daki çalışmaları Amerika'ya aya taşıyan eski Nazi von Braun'du. Ernetti'ye göre cihazın birkaç anteni vardı. Bunlardan üçü tüm ilgili spektrumlarda ses ve ışık dalgaları alan gizemli metallerden yapılmıştı. Cihazdaki bir yön bulucunun kişinin görmek istediği belirli bir dönemi ayarladığını, bir ekran tarafından görüntülendiği ve bir kayıt cihazının görüntülerini yakaladığını iddia etti. Kronovizör bu nedenle bir zaman makinesinden çok geçmişe açılan bir pencereydi ve bazı şaşırtıcı şeyler de gördüğünü söylemekteydi. Sözde cihaz, mukaddes kitabın en önemli anılarını ortaya çıkardı. Ernetti, Marcus Tilius Cicero'nun M.Ö. 63'te Roma Senatosu'nda yaptığı konuşmaya nasıl tanık olduğunu anlatıyordu. Jestleri tonlaması diye coşkuyla söyledi. Ne kadar güçlüydüler, ne hitabet uçuşları. Ernetti, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesini de gözlemlediğini söyledi. Ve bu çok cesur bir iddiaydı. Roma'nın kuruluşundan Sodom ve Gomorra'nın yıkılmasına kadar kendisinin ve ekibinin İncil'deki en önemli olaylardan bazılarına göz attığını iddia etti.
2 Mayıs 1972'de La Domenica del Corriere adlı bir İtalyan yayını iddiasını yayınladı. Geçmişi fotoğraflayan bir makine sonunda icat edildi başlıklı makale, Ernetti'nin tüm İtalya'nın okuması için şok edici açıklamalarını içermekteydi. Şüpheli iddiaların yanı sıra dergi, Ernetti'nin Romalıları İsa Mesih'in çarmıha gererken yakaladığını iddia ettiği kronovizörden iddia edilen bir fotoğraf da yayınladı. 1972 tarihli makale, ayrıca Ernetti'nin son akşam yemeğine tanık olduğunu ve İncil'deki olayın bir fotoğrafını hatıra olarak kendisi için sakladığını da iddia ediyordu. Ernetti, 1994 yılında ölene kadar tutulan makinenin yanlış ellere düşmesin diye Vatikan tarafından gizlenmiş olduğunu iddia ediyordu. İlginç bir şekilde Vatikan 1988'de bu tür özelliklere sahip bir araç kullanan herkesin aforoz edileceğine karar verdi. Ernetti, ölmeden kısa bir süre önce cihazın gerçek olduğunu ısrarla yineleyen apaçık bir mektup yazdı. Papa Pius, makine çok tehlikeli olduğu için bu cihazla ilgili herhangi bir ayrıntıyı açıklamayı yasakladı. İnsanın özgürlüğünü kısıtlayabilir ekledi. Kronovizör bir başka Vatikan gizemi olarak kaldı. Kulağa her ne kadar cezbedici gelse de Ernetti'nin bu konudaki iddialarının çoğu o zamandan beri çürütüldü. Şüpheciler, İsa'nın sözde fotoğrafının sadece Umbria Kalesi'nde bulunan bir heykelin ucuz bir reprodüksiyonu olduğunu iddia ettiler. Başka bir dergi, fotoğrafın İtalya'nın Colvelenza kasabasında yapılan bir kartpostalın yalnızca İsa'nın ters çevrilmiş bir görüntüsü olduğunu savundu. 1996'da Paracelsus dergisi Ernetti'nin iddialarına yönelik daha fazla eleştiri yayınladı. Parça, Ernetti'nin iddialarını meşrulaştırmak için neden bir cihazın nasıl inşa edileceğine dair ayrıntılı talimatlar yayınlamadığını sordu. Ayrıca makale, kronovizör tasarımının 1947 tarihli bir bilim kurgu romanındaki benzer bir cihaza nasıl büyük bir benzerlik gösterdiğini de ortaya çıkardı. Bazıları Peder Pellegrino Ernetti'nin 8 Nisan 1994'teki ölümünden önce tüm hikayeyi uydurduğunu itiraf ettiğini söylemekte. Ancak bu hala ateşli bir şekilde tartışılıyor. Von Braun Fermi, Ernetti ve Brune artık ölüyken geriye sadece merak uyandıran bu gizem kalıyor. Bu anlamda kronovizör, çağlar boyunca süren bir Vatikan gizemi olarak kalmaya devam ediyor. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili dostlarım. Eğer belgeselimiz hoşunuza gittiyse belgeseli beğenip arkadaşlarınıza önermeyi ve Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Ben Distopya ekibinden Sait Gülüm. Bir sonraki belgesele kadar hazırlıkta kalın.